Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda restansı altta olan cam şeklindeki restanslar nasıl değiştirilir dolaplarda onu anlatacağım. Bakın bu buzdolabının evaporatörü. Şuradan, ya bu hurdaya ayırdım ben bunu da. O yüzden takılmayın. Buradan buraya ve şu boru buraya bağlı. Çıkarırken kesmeden çıkacak. Yani ben hurda olduğu için kestim. Nasıl oluyor? Şöyle yerine yerleştirip göstereyim. Bu arada takma şeklinde görmüş olmanız lazım. Üstten takılıyor. Malzeme bu durumda arkadaşlar. Şöyle bu boruyu hafif yukarı doğru eğerek, tabii kırılma riski var. Karışmam, somlulukta almam. Gazınız mazınız kaçar gider. Şöyle kendimize doğru çekiyoruz. Şuralardan kurtardık iki tarafı da. Sonra yukarı. Şu alta dikkat edeceksiniz. Takılmasın. Şöyle ayrılıyor. Bu kadar bakın. Bu kadar. Şu parça çıkarıldıktan sonra. Çıkaralım mı? Kelepçesi var altta. Ama ben rahat sökeceğim. Neden? Kestim boruyu. Bakın şöyle yukarı doğru çekerek yuvasından çıkarıyoruz. Burayı da aynı şekilde. Nerede yuvası? Şurada. Zaten alüminyum. Geri eski haline gelir. Bu. Sonra restans içerisinden çıkarılıyor. Kablo kanalından kablo çıkarılıyor. Şurada. Yeni restans takılıyor. Takarken de üstten şöyle oturtarak önce altı yerine yerleştiriyorsunuz. Sonra itekliyorsunuz. Bitiyor. Testinde nasıl yaparsınız? Restansın. İki çıkışı var ya. Hani şöyle bir burada. Hangisi? Kırmızı. Şu sarı olan. Yani kırmızı kablo. Diğeri de mavi. Probun iki ucunu, yani birisini buna, birisini buna değdirerek kısa devre var mı ona bakarsınız. Yani hat dolaşıyorsa sağlamdır. Hemen bakalım. Bakın restans söktük. Hemen bunu dışarıda ölçelim. Bakalım nasıl durumu. Sağlam zaten dıştan bakınca telde bir kopukluk vesaire yok. Ancak yine de ölçümünü gösterelim size. Köpükleri vesaire çıkarttık zaten çıkıyor direkt olarak. Avometremizi bazı konumuna alıyoruz. Bakın bir ucunu bu taraftan gelen kırmızıya, bir ucunu da buradan gelen maviye bağladım. Omaj verdi. Ötmeyebilir. Ancak omaj vermesi sağlam olduğunu gösteriyor. Şöyle omajı alalım. Görüyorsunuz 0.30 kilo. Bir problem yok. Sağlam. Zaten şöyle telleri kontrol ettiğinizde kopukluk varsa görülür. Yanık varsa görülür. Mesela şurada hafif hafif hasarı başlamış ama sağlam. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.